Yeni bir videodan daha hepinize tekrardan selamlar. Aleyküm selam lan. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bayram dolayısıyla şöyle bir haftalık kadar bir videolara ara vermek zorunda kaldık. Çok fazla bir bilgisayar erişimim yoktu. Oyuna da fazla giremedim ama güzel gelişimlerimiz oldu. Çok güzel farmlarımızı yaptık böyle. Borçlarımızı ödemeye yakınlaştık diye düşünmekteyim. Video içerisinde genel olarak farm ağırlıklı bir video olduğunu söyleyebilirim şimdiden sizlere. Çok da bekletmeden zaten bayağı bir beklediğimiz için sizlere videoyu almak istiyorum. Geçmeden de güzel bir beğeni bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. O zaman hadi videoya geçelim. Keyif seyirler diliyorum. Evet, karakter bir günlük farmını daha tamamladı. Şöyle tüm simyalarımız bitti. Şunu o %50'li unutmadım bu arada. Bastım 4 dakika olmuş simyalarımız da bitti. 24 saatte de bu sefer 15, 16, 17 pakete yakın almışız. Sürekli değişiyor tabii bu CH'lerin dengesizliğine ve karakterin donma durumuna bağlı olarak. Gene yan ürünlerimizde tabii bolca var. Bu arada şu sarı parlak parçamızda 130'lanmış. Bu da biriksin. Şunlar falan biriksin diye, yan gelirlerimiz oluşsun diye bekliyoruz bakalım. Ben tekrardan üzerimi boşaltayım. Simya süresi için birazcık daha antika toplayacağım. Sonrası tekrardan artık geliriz. Bakalım simyalarımızı bir uzatalım, gelelim. Evet, bu arada karakteri de markalı kullanmamın sebebi elimde bayağı bolca marka var. Çünkü ben bu karakterle hasar odaklı oynarız diye hem STR hem savunma markasından bolca çekmiştim bu karakteri. Şimdilik hem onları eritiyorum hem de bu bize şöyle faydalar sağlıyor. Mesela şu anda Onyx'imiz ve Safir'imiz de sönük durumda. Hatta yakında şöyle bir yeşimi de sökebilirim. Ondan sonrasında artık Grena'yı sökeriz. İki simyayla burada bu farmı yaptırmaya çalışacağım. Bir sonraki sönüşünde artık simyaların şu ikisiyle bakalım dayandırabilecek miyiz karakteri bu şekilde. O zaman çok güzel bir şekilde masrafta düşüşe gideriz. Hiçbir şekilde masrafı kalmamış olur karakterin. Antika çekmek gibi bir uğraşımız olmaz. Şu anda da hatta antika çekmedim. Normal şeylerle uzattım şöyle üçünü. Şu Grena sönsün bakalım. Grena sönünce her şey belli olacak. Ben tekrardan her şeyimi dizdim buraya. Bir gün sonra bunların hepsi tekrardan artık 200'lü olmuş olur. Güzel bir para da buradan getirir. Ortalama 50 won kadar bir getiri sağlıyoruz parçalarla birlikte, dediğim gibi günlük. Beyler, şimdi Vayne'inden Astrabel'ine bayağı büyük bir müzayede geldi. Gün boyunca güzel şekilde bu müzayedede ürünler olacak. Ben de şöyle app konularına baktım. Bir miktar da hatta aldım, görebiliyorsunuz da. Şöyle 1.70'ler civarlarında şu anda app'ler. Bunlardan bir miktar çekeceğim. 2 wonlara yaklaştırmak istiyorum app konularını. Tabii 2 wondan çok fazla miktarda var. Ama olur da tükenirse bunlar, biz de 2 wondan satarız ve tanesinden 30 em gibi bir kar ederiz. Çok da aslında bu karı düşünmeye gerek yok ama bir miktar ben alayım gene. Kendi ihtiyaçlarımız olur falan, oralara kullanırız diye bu app'lerden çekmek istiyorum. Şöyle hem pet kasma işlerimiz var hem de birkaç ekstra olayımız var ve 30 günlük lollipop 474 öpe gerçekten uygun bir rakam. Hatta bir miktar daha beklersem daha da düşecek gibi gözüküyor. Benim de tam küsuratıma yeten bir ürün olarak gelmiş. Ben bunu almak istiyorum. Çok azıcık daha bekleyeceğim. Bir tık daha düştüğü zaman ben bunu alayım. 60 günlük de gelecek bu arada. Muhtemelen 60 günlük Lollipop da Nesne Market'e gelecek. Ama biz bunu alalım. Bunun fiyatı gayet uygun. 60 gün 1600 eplerden başlar. Düşse 1200-1100 epelere falan düşer ki 30 gün sonrasında zaten muhtemelen nazarlı bir müzayede falan da gelir diye tahmin ediyorum. O yüzden ben bunu almak istiyorum. Hayırlı olsun diyelim. 30 günlük Lollipop bizim işimizi görecektir. Ya illaki görür. Yani bu karakterde şu andaki aktif olan kostüm setleriyle beraber güzel bir Nesne XP bonusu da verecek. Nesne XP diyorum. XP bonusu da verecek. Biz de şuradaki petimizi kasacağız. Kaç günü kalmış? 4 günü kalmış. 4 gün içinde de bunu kasacağımız zaman gayet işimize yarayacaktır. Hayırlı olsun diyelim. Savaşçı da aslında alasım vardı ama beyler, savaşçı bu CH'de mi lan, hatta nerede acaba savaşçımız? Yok, CH1'de o. Buradaki kemikli oto da şu anda onu hiç bozasım gelmedi. 60 günlüğü belki alırız ona, bakalım. Bir müzayede geldi. Müzayede de ejderha kerpetenimiz var. Şimdi genel olarak kerpeten öncelerde 3000 hep civarlarına geliyordu. Bende de 3300 hep civarında var bu karakterde. Ama ben gene işimi garantiye almak istiyorum. Pazardan da bir 20 adet 50 hep konu aldım şu şekilde. Bunları da 1.8 wondan aldım. Şu anda 2 wondlara kadar yaklaşmış durumda. Tabii büyük bir müzayede geldiği için bu kerpeten özellikle çok büyük bir ihtiyaç tabii çoğu karakter için. Ben de şimdi kerpeteni ne için kullanacağımı sizlere de anlatacağım. Hemen şu app'leri de üzerime alayım. Son bir 8 adet alacağım sanırım. Şöyle evet, bunları da alıyorum. Hem sunucu geçişleri açık hem geçit bileti bitiyor karakterde. Şu 11 tane son geçit biletim mesela. Bunları hemen böyle bir çevirelim. Bozduralım abi bakalım. Onun üzerine artık geldiği zaman da ben tekrardan kayda gireyim. Ne için alıyoruz bu arada kerpeteni? Almak istiyorum. Direkt tıklayacağım bu arada. Hiçbir şekilde riske atmayacağım. Şuradaki elması söküyoruz beyler bu karakterden. Şimdi zamanında biz bu karaktere şu tükürükle fazla vursun diye bu elması takmıştık. Ama gelin görün ki tükürük artık şu üstünde yazdığı değerlerden bile az vuruyor. Yani her zaman az vuruyor abi. Nereye at vurursanız vurun. İsterseniz karaktere, isterseniz başka bir yere. Her zaman şu üzerinde 5441 yazan değeri göremiyorum ben. Bu yüzden bu elması söküyoruz. Suramızın da şu anda bir elmas eksiği vardı biliyorsunuz. Ve ben birazcık da boss dönüyorum şu aralar. Çok büyük miktarda yaşamım gidiyor ve bazen tek yediğim bile oluyor bosslardan maalesef ki. O yüzden bu elması sökeceğim. Suraya takacağım. Bu karakterde de elmas da bir
Düşüşe gideceğiz. Zaten sadece Hydra kesiyor karakter. Başka hiçbir işlevi yok. Buradan kaybedeceğimiz 4 buzun gücü bize Hydra'yı kestirmeyecek değildir. Bir de 6 beceri kaybı yaşayacağız. 6 beceri hasarına karşı koyma. Onunla da ölmeyeceğimizi düşünüyorum. Ölecek olsak da mesela gideriz kostümümüze buraya 2K'lı STR yaparız. Beyler bir şekilde yaşarız. Bunu mesela 2K'yı peon kritik ondilice çeviririz. Gene yaşatırız yani biz bu karakteri. Arkadaşlar sunucusunda beceri hasarına karşı koymalı bir mükemmel elmas bulamadım. Ama Ege sunucusunda vesaire var. Onu da getirebilme durumumuz var. Aynı zamanda buradaki para kerpetenin üzerine kalırsa hem geçit biletine gidecek hem sunucu geçişine gideceği için biz bu kuponu bozdurmak zorundaydık. Ben hemen kerpeten başladığı zaman tekrardan geleyim bakalım. Bu saniye kaldı. Dediğim gibi yani muhtemelen şu an sabah saat 11.30 civarlarında oyunun çok aşırı derecede dolu olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden fiyatının düşme ihtimali bana göre yüksek. Ama belli de olmaz. Ben gene de her halükarda tıklayıp alacağım. Bu olayı riske atamam. Yani binip zararımız olsun problem değil. 40 konu kasarız. Yarın uyanırız kasarız ama bunu tekrardan elde edebilmek çok zor olur. Daha öncesinde kerpeten elde etmek için sandık açtığımız zaman biliyorsunuz çok büyük zararlar etmiştik. Son 8 saniye ile birlikte 5 saniye 4 saniye direkt geldiği gibi alacağım beyler. Hiç fiyatına da bakmayacağım. Umarım çok büyük bizi gondiklemezler. Çok yani merak ettim fiyatını şu anda. Başlamadı baba. 3000 hep. Çok pahalıya aldık beyler ya. 3000 hep de çok be kardeşim. Vallahi çok bak. Azaldı geri yükseldi abi. 3000 epe de alınmazdı yani. Alınır mıymış acaba? Bitiyor mu? Ne oldu? Vallahi bitti. İyi ki almışız beyler. Direkt bitti yani. Saniyesinde bitti. Hayırlı olsun aldık. 3000 epi kilitlediler. Bize çıkaralım diye Hydra'ya girdik. Ben diyordum ki 2500 falan olur. Ne bileyim. Küsuratlarla da hem geçişimizi hallederiz. Hem birazcık geçit bileti alırız falan. Vallahi nasip olmadı. 1000 ep gerçekten tatlı bir miktar. Kerpetenimiz de burada. Güzel. Bu kerpetenle elmasımızı sökeceğiz. Çok yakında. Çok yakında. Ninja'ya bir tane kerpeten almıştık biliyorsunuz. Çift beceri bir elmas takacağız bu karakteri diye. Şimdi de 650 won karşısında şöyle bir tane Vayne alıyoruz. Bir tane de beceri hasarına karşı koyma artı büyü savunmalı bir elmas alıyoruz. Bunu da ninja'mıza tekrardan takacağız. Aslında düşündüm bu şarama taksak diye ama beceri savunması, pardon beceri hasarı surada çok daha fazla iş görecektir. O yüzden ninja'dakini sökeriz buna takarız diye düşünüyorum. Bu karakteri ben güzel simyalar üzerine dizmek istiyorum. O yüzden bu şekilde 650 bonu bir ay içinde ödeyeceğimiz şekilde bir ticarete girdik. Bir de Vayne Storm'umuz olmuş oluyor. Hayırlı olsun diyelim. Bu şekilde alacağız bakalım. Ben ticareti yapacağım. Tekrardan gösteririm sizlere simyayı takarken. Evet, geldik simyamızı sökmeye. Aslında düşündüm. Yani suraya mı diğer aldığımız tek beceri artı büyüsü olmalı elması taksak diye ama ben bunun hayaliyle gittim ev çektim ve bu elması yani sökmek istiyorum o şekilde. Suradaki simyanda çift beceri olmasını istiyorum. Daha düzgün bir panel olmasını istiyorum. Bu neden altta alt takmadığımı soracak olanlar. Çok önceki videolarda da ben bunu denemiştim abi. Yandaki büyü savunması ya da büyülü STR'nin gerçekten almışam hiçbir etkisi yok. Hani zırhtan alacağınız 10 defa oradaki büyülü savunmayla aynı etkiyi gösteriyor. Aynı derecede büyü savunması veriyor 10 defansa sizlere. O yüzden ben bunu sökeceğim. Bu şekilde bu benim gözümde altı dal elmasla aynı etkilere ve değerlere sahip. Şöyle ejderha kerpeten artılı bu eşyayı uygula. Uyguladık abi. Çıkarttık elmasımızı. Birazcık geç geliyor bu simyalar. Birazcık ürkütüyor ama. Şimdi Sura'dan hemen diğer elmas alalım. Onu takalım ninjamıza. Sura'da artık bir saniye. Evet şimdi Sura'dan da diğer elmasımızı alalım. Bu artık bizim ninjamızın elması olacak. Direkt bunu söktüğümüz gibi aslında bu çarı bozsak mı da diye düşünüyorum ama bu çarı bize güzel paraları hala getirmeye devam ediyor hali hazırda. Bu arada last turumuzu da birazdan kasmaya gideceğiz. 105 yapıp bunu da satacağız 350 won'dan. 400 won'dan bayağıdır alıcı arıyordum. 400 won birazcık millete uçuk geldi ama değerler gerçekten 400 won'u belki 500 won'u hak edecek değerlerde. 141 günlük bir last torpeti tip 6. Ve oranları da muazzam derecede ama şu anda çok fazla borca girdiğimiz için bunu 350 won'dan satacağız yarın ama 105 olarak satacağız. Bir de bunun şimdi mama masrafı da bize girmiş olacak bir açıdan. Şu şekilde bunu takalım bakalım. Hayırlı olsun diyelim. Şu elması da artık süreye takacağız. Ona da hayırlı olsun diyelim. İkisinin de simya sürelerinin neredeyse aynı olması beni birazcık şaşırttı. Şöyle elmasımızı takıyoruz. Doğru elmas değil mi? Bunu takıyorum. Tekrardan bir kontrol edelim. Beceri büyü aynen. Bu karakterin elması artık bolmuş oldu. Bir miktar elmas takası için 3000 hep harcamış gibi olduk ama bu bize uzun vadede daha güzel şekilde suramızda işler yapabilmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hemen sürede vereyim ekranı. Bunun simyasını takalım. Şöyle alıyorum. Bunu da artık sağ tıklayarak çıkarmak istiyorum. Ne zaman gidip satıcıdan bu şansı yükselten kerpetenlerden alsam çıkmıyor. Belki böyle çıkar bakıyorum. Aha çıktı.
İşte böyle olunca çıkıyor beyler. Onu takmayınca çıkıyor. Buna takalım. Güzel oldu bu. Bu arada 15 fon 20 fon falan ediyordur belki de. Hemen buna takalım. Simya panelimiz neredeyse tamamlanmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çift becerili elmasımız da gelmiş oldu. Gayet tatlı oldu. Karakter şu anda bir çağ atlamış gibi oldu diyebiliriz. Simyaların da üzerinden ufak şekilde geçeyim. Şu çift beceri, şu S-Terror savunma, bu çift TP yenileme, şu duvar sayılabilir. Bu da kritik derece yansıtma şeklinde kaldı. Bu değişebilir yakın zamanda. Haricinde belki safirimize güzel bir şekilde bir kusursuz safire çekebiliriz ama ona daha var diye düşünüyorum. Gidelim bakalım farmımızı da yapmaya devam edelim. Çok borcumuz var. Şu anda bu aldığımız Vayne ve elmasla beraber 2000 wonlara tekrardan borcumuz yaklaştı gibi gözüküyor. Petin de son halini sizlere göstereyim. 14.5 HP'miz şöyle 11 canavar 105 levelde. 16 Berserker. 13'te delici veriyor. Şöyle ejderha petimiz bizden büyük. Boyutu bizden büyük. Bunu satıyoruz. Çok ucuz bir fiyata gidiyor. Ya maliyet fiyatını sattığımızı söyleyebilirim. Bunu zaten biz o civarlara mal ettik ama şu andaki borçlarımızı ödeyebilmek adına bu peti 350 won civarlarına satacağız. Bir miktarını nakit alacağız. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşa da vereyim. Hayırlı olsun diyelim. Güzel günlerde kullansın. Şu anda aktif borçlarımızı ödememiz için bu peti satmamız gerekiyordu. Gerçekten ona da güzel bir etkisi olur. Şöyle 350 won'a yaklaşık bir eder de bir satışımız olmuş oluyor. Hayırlı olsun diyelim. Güle güle kullansın bakalım. Bu 20 alevi de pazara sallarız bir ara bakalım. Pazar kurmadık daha. Şu istiridelerin 200 olmasını bekliyorum. Bu sırada da 79 tane anahtar kastık. 600 civarında bir örs kastık suramızda. Güzel getiriler elde ediyoruz. Şimdi bu karakterde de kullanacağımız pet. Bizim Alastor nerede abi? Burada. Ha, bunu kullanmaya devam edeceğiz. Bakalım. Bunu da artık yavaş yavaş kasarız. Ben bayağı bir çark çevirdim. Şöyle 2600 hepimiz vardı. Son 242 hepimiz kaldı. Bir kere daha sizlerle birlikte çevireceğim. Sonra geri kalan tüm map'te de bu yeni gelen kostüm şeyinden açacağım diyeceğim ama app de bitti zaten. 180 hepimiz kaldı. 3 kere çark çevirebiliyoruz. Peki kaç kere bu kostüm sandığını açabiliyorum? 4 kere de kostüm sandığı açabiliyoruz. Şimdi 3 kere çark mı çevirelim, 4 kere kostüm sandığımı açalım. Bayağı bir çark çevirdik. Biraz da buradan şansımızı deneyelim. Ayöz ütümüz geldi. Süslü parça sandığı. Büyülü metal. Güzel büyülü metal. Güzel. Yeşil fasulye. Şöyle hepimizi bitirdik. Şimdi toplamda 2600 epe. Yaklaşık 2600 ile 2400 epe neler aldık? Ben sizlere şöyle göstereyim. Bir tane 30 günlük nazar burada var. Biraz daha aşağılara iniyorum. 1.30 burada var. Birazcık daha aşağılara iniyorum. 1.30 da burada var. 60 günlük nazar, hatta 63 günlük buralarda başladım çevirmeye. Ekstra yan ürün hiç alamadık. 90 günlük bir nazar tılsımı elde etmiş olduk. 2600 ev civarlarına birazcık da Efsun nesnemiz vesaire var. Onlar da çok önemli şeyler değil açıkçası. Öyle bir çark çevirme işlemimiz gerçekleşti. Bir tane de metal almış olduk dediğim gibi. Metal de şimdi birazdan zırha atarız ya da toplu girdiğimizde atarız. Dışarıda toplam olarak şu anda 150 günlük bir nazar tılsımı birikmiş oldu. Nereden baksanız 5 ay 6 ay kadar bizleri götürecektir bu. Gayet güzel. Devam edelim. Şimdi surada böyle simya sürelerinde bayağı bir azalma var ve sadece burada yakutlar kalmış beyler. Hani bunlardan da bir iki tane hatta attım gördüğünüz gibi. Gerisi bitti. Ben de 2 gün boyunca kastım sadece. Hatta 2 gün bile değil yani. Bir günün görevlerini bitirmiştim. Üstüne gittim. Yan karakterlerle bir kere daha core kastım. Yani orada bir video atmıştım hatırlıyorsunuzdur. Tam ekran farm yaptığım bir video. O videoda bu core'lara kasmıştık. Şöyle bunların hepsini tamamını bir alalım. Şimdi çıkan yakutları üste atarız. Geri kalanını da artık simya süresi uzatmak için kullanacağız da envanterde yerimiz yok beyler. Şöyle 3 dikey alan niye istiyor baba bu? 2 dikeymiş tamam. Şöyle açmaya başlayalım. Güzel de bir kor getirisi sağladı bizlere. Bu bizleri bayağı bir götürecektir. Yani sadece bir gün 2 gün uğraşarak böyle hatta bu görevleri de alarak çok rahat bir şekilde karakterin simya süresi ihtiyacını karşılayabiliyoruz yanlardan. Bu da çok güzel oluyor. Şimdi şöyle bunları da açalım abi. Oh oh oh. Gel bakayım gel abi. Şunu da aç. Tamam ne kaldı elimizde? Güzel de bir yakut çıkmış. Geri kalan da elmas. Oğlum safir bak bu sefer şaşırtıcı bir şekilde safir yakuttan az ama yakutta vardı gene en az yakut çıkmış. Nasıl oluyor acaba bilmiyorum. Şöyle yakutlarımızı sizlerle birlikte atalım. Hop geçmedi hop başarılıydı. Ben bayağıdır böyle simya denemiyorum biliyor musunuz beyler bu korlardan ne gelirse elime yakutlara kadar hep süre uzatmaya kullandım. Bu karakterde yakutları atacağım artık çünkü rahat bir şekilde kor kasabiliyoruz da bir tane en azından bu kadar uzun sürenin üzerine denemeye bir antika gelir mi? Gelir mi? Gelmezmiş beyler. Vallahi gelmezmiş abi. Denememeye devam etmekte fayda var demek ki. Yani ben bunları simya süresi uzatmaya kullansam daha iyiydi. Köye gelmişken de at seviyemizi 26'ya geçirelim bakalım. Yükseltilemedi dedi. Aa bu yanıyormuş ya. Abi benim savaşta hiç yanmamıştı bu. Niye yükseltilemedi dedi baba bu. Yoksa belalı bir çara mı denk geldik at görevi konusunda. Yani 31 olana kadar ben bu çarın şeyle uğraşmayacağım at göreviyle. Tesadüfi şeylerimiz de birikiyor zaten beyler.
BK'larımız. Bir iki tane çıkarttım, onlardan da attım depoya. Yani onları toplu bir şekilde deneriz 31 seviye olduğu zaman at. Ondan sonrası zaten zorlu bir Gaia yolculuğumuz başlayacak. Umarım ki onların da altından kalkarız. Şimdi karakterin safirini değiştirmeyeceğim uzun bir süre. Bu şekilde kalacak. Yeşimimiz zaten bunları biliyorsunuz. Bunlar gayet şekilde oturdu. Bu da uzun bir süre değişmez. Simya üzerine hiçbir eksik kalmadı karakterde. Ufak tefek içtemlerde eksiklerim var. Savaştaki becerili ayakkabıyı aldım ama hiçbir şekilde dayanmıyor karakter. Beceri üzerine zırhımız da becerili olmadı ve artı 7 kaldığı için. Çünkü hala borcumuz var. Bir tane de şey almamız lazım. Dragon tarzı bir, kapşon tarzı bir ürün almamız lazım. Ona da bakınıyorum. Güzel bir ürün bulamadım maalesef ki. Bir de pete ihtiyacım var. Şu pet 760 gün oldu ama şu an kasacaktım ben gidip normalde. XP event'i geliyormuş 3-5 gün sonra. Onu bekleyeceğim. O olana kadar da zaten Earth kasıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Anahtar manahtar kasıyoruz. O sürede düşen mamaları da charlara ben depolayacağım. Bu peti muhtemelen 100 level yapacak kadar bir mamamız olmuş olur o zaman da. 100 level'in üstünde kendimiz artık yavaş yavaş kasarız diye düşünüyorum. Şuradaki Alastor'u da kasıp tekrardan bizim Ninja'ya vermemiz lazım. 104'ü nasıl kasacağız bunu, onun inanın bilmiyorum. Zamanla olacak bir şey ama Ninja çok zorlanıyor Beyler Hydra'da. Bir miktar beni yoruyor açıkçası. İlk hedefte dediğim gibi şu peti kasmak var. Onlara da zaten çok büyük bir para gitmeyecek. Yani gelen tüm paralar şu anda borçlarımızı ödemeye gidebilir gibi gözükmekte bakalım. Sonrasında artık eldiveni uzun bir süre değişmem sanırım. Zekalıyla değiştirsem mi diye düşünüyorum bunu ama eldiveni de çok güzel bir para bağladık. Bunu değiştirmem diye düşünüyorum abi. Bu benim işimi görecektir her türlü. Şununla yakmaya devam edeceğiz ama buna bir res ekleyebilirim ya. Buna bir 30 res getirmeye çalışılabilir bir ara. Karakterde bizim çok yüksek miktarda bir şekilde dragon başlığına ihtiyacımız var beyler. Şu miğferlere de gelip gösteriyorum sizlere. Hiç düzgün, doğru düzgün bir dragon başlık maalesef ki yok. Şöyle göstereceğim. Art 9'larda burası savaşçı olduğu için kaç tane kask var gördüğünüz gibi. Zibilyon tane var beyler. Zibilyon tane. Ama Sura'ya geldiğim zaman dragon zırhlı başlık maalesef ki bu kadar. Ve hiçbiri de aradığımız tarzda değil. Şurada 40 ona 35 STR'li 15 rüzgarlı falan var ama rüzgarlı bizim işimizi görmez. Ben şuradan şu 20 wonunu almak istiyorum. Bunun efsununu falan değiştireceğim. Şimşek arayacağız. Gelebilirse güzel olur. Ama şimşeki de yok yani. Pazarda şimşekli bir kask yok. Bakın gördüğünüz gibi. Ben de bunu alacağım beyler. Yani çok da maliyetli olmayacak bizler için. Şimdilik işimizi görecektir. Şu petimizi de kastığımız zaman eksperimentini bekliyorduk biliyorsunuz. Bunu da kastığımız zaman tek yemeyeceğiz ama bu başlıkta şimdilik bizi tutacaktır bir süreliğine. Demiştik ki parıltılı istirdiğimiz 200'lü olana kadar farmlayacağız. Şöyle göstereyim sizlere. 200'lü oldu. Ancak çok uzun bir süre de geçti yani. Ne kadar süre geçti? Biz şu fişi yapmıştık bir önceki videoda biliyorsunuzdur, süreyi dizdiğimizde 15 günlüktü bu fiş. Ben bu fişin üzerine 2 gün sonrasında bu karakteri farma başlattım. Şöyle de bir günün tam olarak bitmemiş dersek yaklaşık bir haftadır karakter farmlıyor. Bir hafta kadar bir farm yaptık. Bir haftada şöyle 200, 3 adet donmuş anahtar kasabildik burada. 2 bir de aşağıda var 203 adet donmuş anahtar. Depomdakilerle beraber şurası 700'lü örs yapıyor. Bir de 200'lü paratılı istiride kastı. Çok fazla miktarda pet kitabı sandığım ve çok fazla miktarda taş ve mama biriktirelimde bu tarz şeylerde ekstra gelirler. Ve bu karakterde çok fazla aura kasamadık aşağıya çok inmediğimiz için. Sadece örs kesip yukarı çıktım. Ne kadar yani 30 pakette falan. Anca en fazla yani 25-30 paket civarında bir aura kasmıştır karakter. Daha devam edeceğim. Yani şu örsleri ben bir kaya tamamlayana kadar bu farmı yapmaya devam etmek istiyorum. Yani yukarı çıkıp boss kesip aşağıya geçip tekrardan örs dönmeye birazcık yoruyor. Birazcık yorucu oluyor. Hem aynı zamanda hidra kesmeye çalıştığım için bu birazcık Afgan stiline giriyor ama gerçekten yoruyor. Şöyle şu örsleri bir kaya tamamladığımız zaman tekrardan geliriz bakalım. Bir haftalık böyle 10 günlük bir Yohara'da bir Sura ne kadar bir para kasabiliyormuş. Bunları da sizlere göstermek istiyorum. Çok fazla miktarda pet kitabı sandı. Ve şunlardan da birikti. Şeytanların taşı. Şunlardan da yani nereden baksanız 200'e yaklaştık diye düşünüyorum ben. Şu 200 tane nereden baksanız şeytanların taşı birikti gibi elimde. Yani siz soruyorsunuz neden kardeşim videolar bu kadar gecikiyor, şey yapıyor, ne yapıyor. Beyler bir haftada karakteri getirdiğimiz konum bu. Bir haftada karakteri bildiğiniz neredeyse full panel simya haline getirdik. Üstüne çok fazla bir uğraş veriyoruz tabii ki bunların borçlarını ödemek için. Şunun borcu neredeyse çıktı diyebilirim hatta şu. Yakut'un borcu neredeyse çıkarttık. Şu birazcık daha geç ödeyeceğimiz borç. Bu tabii buna taktığımız elmas bizim Ninja'dan gelme ama ona taktığımız elmasın borcu var. Totalde 2000 wonluk bir borç ödemesi yapıyorum. Siz mesela bunu nasıl görüyorsunuz? Bir videoda 2000 wonluk bir borcumuz var. Diğer videoda o borç bitiyor. Yeni bir borcu başlıyoruz 2000 wonluk daha. Abi o acada geçen sürede de ben burada kanter içinde farm yapıyorum yani. Kolay şeyler değil tabii ki bunlar haliyle dediğim gibi. Neyse ben farma tekrardan döneyim. Çok da konuşmaya gerek yok. Borç var, borç varken de farmcı uyumaz abi. Devam edelim. Farmımızı yapalım. Borçlarımızı ödeyelim bakalım. Evet beyler şimdi bir tane Grena küpe buldum. Burada 10 yarı ne veriyor başka bizlere? 11 yarı aslında. 6-7'lerindeki efsunlarla birlikte hatta 12.5'da ok veriyor. Buçuğu bilmiyorum işliyor mu işlemiyor mu ama
Ben bu tarz bir küpeyi çok fazla aradım. Fiyatı da 30 won gayet uygun. Şöyle göstereyim sizlere. Küçük ekranda oynadığınızdan göremiyor olabilirsiniz. Fiyatı gerçekten uygun. Bu küpeyi de almak istiyorum 30 won karşılığında. Zaten boşları bizim sunucumuzda 25 wonlara dayanıyor gördüğünüz gibi. Buradaki 20 eşyalı da satarız belki. Bunda 8 de eşya var. Ben çok düşünmüyorum yani şey olduğunu. Eşya düşürmenin Aro'da çok fazla işe yaradığını düşünmüyorum ama yarıyor da olabilir, bilmiyorum. Bakalım bunu alalım, bunu da kullanırız. Sunakta vesaire işimizi görür artık.